Sevgili arkadaşlar, değerli canlar, biz şu an Elbistan'dayız. Elbistan Cemevi'nde biliyorsunuz 2 gündür, hatta depremin gecesinden itibaren buralardaydık. Pazarcık, Elbistan ve bu bölgedeki yerleri dolaştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Canlar, yoldaşlar çok duyarlılık gösterdiler. Buraya çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Beklediğimiz gibi aslında. Çok sayıda tırlar, şu anda tırlar hala kapının önünde bekliyor. Cemevinin deposu dolmuş durumda. Yardım malzemeleriyle dolmuş durumda. Burada en büyük sıkıntı yaşlı insanların barınma sorunu, ısınma sorunu ve hijyen sorunu, sağlık sorunu daha doğrusu. O yüzden gönderilen yardım malzemeleri bunu kapsayacak malzemeler olamıyor doğal olarak. Onun için şöyle bir ihtiyaç var. Buradaki cemevi yönetiminde biz buradaki arkadaşlar olarak, biz burada çalışan bu konuda emek sarf eden insanlar da şu ricada bulunuyoruz. Bu yardım meselesini bir durduralım. Çünkü buraya gelen tırları artık başka yerlere sevk etmek zorunda kalıyoruz. Ve bölgede de, yani Pazarcık'ta ve Elbistan'da bütün depo dolmuş durumda. Tırlar sırada bekliyor. Yalnız şöyle bir şeye ihtiyaç var. Buradaki insanların çoğu yaşlı. Dolayısıyla bu insanların buradan taşınması lazım. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Ege'de, nerede, İzmir'de, nerede akrabaları, dostlarını varsa buradaki insanların, bu insanların burada taşınması konusunda ve misafir edilmesi konusunda yardımcı olunmasını istiyoruz. Çünkü bu insanlar burada, ne kadar siz bot gönderseniz de, ne kadar elbise gönderseniz, ne kadar gıda gönderseniz de, sonuçta soğuk ve sağlık koşulları uygun değil, su sorunu var, elektrik sorunu var. Burada yaşama imkanları çok fazla yok. Biz otobüslerle bunların sevk edilmesi konusunda yardımcı olacağız. Bu konuda dostlardan destek açıklamaları da var. Bu şekilde organize edilmesini ve yardım tırlarının gönderilmemesini rica ediyoruz. Lokmalarınız hak katında kabul ve makbul olsun. Bütün canlara sevgi ve selamlarımızla.